savaş bu kadar uzun süre sürmeseydi evlerine dönerlerdi tabii ki. Ama artık yeni bir sosyolojik gerçekle karşı karşıyayız. Aradan 11 sene geçti. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 760 bin, 780 bini buldu. Türkiye'de devlet okullarını ziyaret eden, devlet okullarına giden Suriyeli çocuk sayısı 700 binin üzerinde. 1 milyon üzerinde Suriyeli Türkiye'de çalışıyor. Ve en önemlisi, Türkiye bu işi çok geçici olarak gördüğü için, bir yerleştirme planlaması yapmadığı için Suriyelilerin çok büyük bölümü kendi istekleriyle, kendi istedikleri yerlerde yaşıyorlar. Yani kendi sistemlerini kurmuş durumdalar. Bu da gayet doğal bir şey. Ve bu doğallık onların yeni bir yaşam inşasına imkan sağladı. Bu çok kötü bir şey de değil. Yani yeni bir yaşam inşası onların geleceğe karşı daha iyi bir öngörüde bulunmasına neden oluyor. Peki devlet ne yapıyor? Devlet hala geçici koruma statüsü. İşte bir takım böyle nokta atışla vatandaşlık yapmaya çalıştığı insanlar. Ama hala devletin zaman zaman bir takım duygusal açıklamalar gelse de devletin temel politikası hala Suriyelilerin evlerine gönderilmesiyle ilgili bir politika.